Konuşuruz. Tamam hadi dönüyoruz. Tuzu falan ne ya? Marina. Hoş geldin kardeşim. Neresi? Marina. Marina hangi marina? West İstanbul. Alo. Nerede orası ya? Bahçe şehir. Bir tane yerim düz eksen oluyor abi. Tamam yerim ya. Tamam. Bahçeşehir'deki Aqual Marina'dan bahsediyorsun değil mi? West İstanbul. Onu nerede ki? Yakup tarafında. Orada mı çalışıyoruz kardeşim? Yok abi orada oturuyorum. Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun peki? Şu an çalışmam abi. Aylak aylak geziyorum diyor ha. Mahkum abi izine geldim. Vallahi. Ne olacak peki? Kaç? Günün ne zaman? Ne zaman önce? Günün döneceğim işte Samsun'da. Ne zaman bitiyor? Yarın teslim olmam lazım. Hadi ya. Bu durgunluğun mahkum olmandan mı kaynaklanıyor sence? Yok abi ya ben normalde de böyleyim. Az önce arkadaşlar da öyle dedi de. Demek öylesi kardeşim. Yok. Cezavi herhalde biraz büktü belini herhalde. Kaç yıl sene oldu abi ya? Kaç? 7 sene oldu. O zaman uyuşturucudan yatıyorsun. Yok cinayet abi. Öyle mi? Kaç yaşında? 16 yaşına girdim. Sübyan'da mı yatıyordun? Sübyan'da yattım 2 sene. Ondan sonra yetişine geçtim. Nasıl peki ilk zamanlar nasıldı? Sübyan'da pek anlamıyorsun abi ya. Tabii yetişine geçtiğin zaman biraz daha... Zorluyor mu? Zorluyor yani. Sübyan'da tabii arkadaşlar falan sarar belki. Makara geçiyor o zaman. 7 sene de uzun bir zaman kardeşim ya. Evet. Peki daha ne kadar yatacaksın? Bir senem daha var abi. Açıkta ya. Evet. 16 yaşında mı öldürdün? 16 yaşındayken vallahi. Özel değilse niye öyle bir şey yaptın? Aile için mi özler abi? Bilerek mi yaptın yani? Bilerek yaptım. Yakının mıydı öldürdün? Annemin erkek kardeşi işte dayım. Dayın. Ha. Annenle aran nasıl? İyi, annenle aram iyi. Şey, maddi bir durum muydu? Yok ya, benim nasıl diyeyim... Babamla annem evlenirken... Alo! Tamam abi. Babamın kız kardeşi, halam, annemin erkek kardeşi evleniyor, annemle de babam evleniyor o zaman. Ha. Böyle bir aralarında problem vardı işte. Bir anda olan bir şey oldu yani böyle. Öfke. Halana da dayın evlenmiş. Evet. Yani iki kardeş, iki kardeş de evleniyor değil mi? Aynen öyle. Baban dışarıda mı? Babam dışarıda abi. Şimdi ben... Bunu gerçekten böyle bir çıkar davasına dönüştürmeyeceğim de yani öyle bir amacım yoktu. Bir şey söylemek istiyorum sana. Belki kabul etmek istersin. Yani kabul edersen de en azından belki birilerine ders olursun yani. Yani ders olursun derken bir şey öğretirsen anladın mı? Onu demek istiyorum. Ben sosyal medya içerik üreten birisiyim. Evet abi. Yaptığım işte taksi vlogları çekiyorum. Şunlar benim güvenlik kameram. Daha önce birkaç kere kötü olay yaşadım ben de. İşte bacağıma elektrik vurdular. Evet. Telefonu parayı falan alıp kaçtılar. Onun üzerine kamera falan kurdum. Sonra ben bu işi sosyal medyada insanlarla yapmış oldum. Sohbetleri işte yayınlayarak onlardan izin alarak başladım yapmaya. Şimdi senin de 16 yaşında cezaevine girmiş olman biraz sansasyonel bir konu. Sana biraz birkaç soru daha sorsam senin sosyal medya kanallarında yayınlamana izin verir misin? Hiç izin verecekmiş gibi tarzın yok ama. Ama izin verirsen sevinirim. Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Benim mesela kuzenim de çok genç yaşta cezaevine girdi. Ama sanıyorum ki cezaevlerinin, benim de ufak bir geçmişi oldu. Tabi o kadar uzun değil de. Cezaevlerinin çoğunluğu yani yaş ortalaması hep genç. Ya şu şekilde abi. Genç yani 25 ile 30 arası değişiyor. Onun aşağısı... Çok nadir ama... Onlar da dışarıdan yargılanıyor kardeşim. Dışarıdan yargılanıyor bir de
koşa sürüklenen çocuk diye bir şey var yani. Yetişkenlerde göremezsin abi. Yani suç oranı çok düşük yaşlarda. Bizim mesela 11-12 yaşlarında, 13 yaşlarında çocuklar var. Doğu tarafından geliyorlar yani Ankara Sübeni. Evet. Ankara'da mı yaşıyordun sen? Hani cinayet. İlk başta Ankara'ya gönderdim. Ankara Sübeni'ne. Oradan Kayseri'ye geçtim. Kayseri'den Samsun'a geldim. Şey yetişkine. Oradan da açığa çıktım şimdi işte. Yani şu durum var ki insanlar en azından erken yaşta artık kendilerini kontrol etmeyi öğrensinler. Ben mesela şu an 33 yaşındayım. 34'e girdim. İşte 2 ay önce darp edildim ben. Hiç karşılık vermedim. Gittim dava açtım. Ve dava açtım. Bunu da işte sosyal medyada paylaştım olayı. Gençler özellikle. Ya işte ben olsaydım anasını bilmem ne yapardım, şöyle yapardım, böyle. Abi benim de gücüm var, ben niye yapmıyorum? Yapmamamın sebebi, yani kendime kontrol etmeyi öğrendim. Ve yine öyle bir ceza ve tecrübesi yaşamak istemiyorum yani. Ya şimdi... Şimdi bana izin verirsen bu yüzden çok sevinirim. Evet, sıkıntı yok abi. Ya dışarıdaki insan bilmiyor içerisinin nasıl bir şey olduğunu, yani yaşamın nasıl ilerlediğini. Yaşam alanlarının nasıl olduğunu, asması kesmesi daha, yani bekara garip hoşuma gidiyorlar. Bilmiyor adam şimdi abi, ne bilsin yani. Çocuk geliyor mesela, hani ben bakmıyorum şöyle. Tam ben kendim bile isteyerek yaptım işi ama yani bir içimlik eter yakalatmış cebinde. 12 sene 6 ay ceza almış, gençliğe gitmiş. Hiç üzülmüyorum oğlum, kendine dönüm yani. Sen kendin için diyorsun ki benim bir sebebim var, ben yani hak ettim mi diyorsun? Bilerek isteyerek yaptım bunu. Yani şu kadarcık bir şeyde 12 sene 6 ay gençliğe gidiyor yani cezaevinde. Sol taraftan da öğretim. Çok böyle saçma sapan şeylerden gelen insanlar var abi. Yani aslında suç dünyası diyorlar, ne bileyim mahkum diyorlar işte, suç işlemiş, içeriye girmiş. Aslında içeriye girdiğin zaman yani hiç öyle bir atmosfer yok yani insanlarda. Şey diyor peki, geri kalmışlığın var mı sence? Yani bu 7 sene içerisinde. Çok şeyden yarım kalıyorsun. Mesela çıktığım zaman hala bile Android telefonu alışamadım. Niye, senin zamanında girdiğin zaman yok muydu Android telefon? Android telefon vardı da zamanla hani unutuyorsun abi. Şimdi 7 sene geçmiş, dışarının stresi oluyor. İçeride stresin var, psikolojik. Yani dışarıya dönük hiçbir şey yok. Teknolojik alet göremiyorsun. Unutuyorsun zamanla yani. Hafızandan siliniyor ister istemez. Kaç yıl aldın? 18 sene aldım. Bunun kaçta? 4'te 3'ünü mü yatacaksın? 3'te 2'ni yatıyorum. 3'te 2'si. O zaman 12 yıl yatacaksın. Evet. Değil mi? Bunun 7'sini yattın. Evet. 3'ünü... Nasıl 3 yılın kalıyor o zaman? Abi 3 senede şu an yeni çıkan yasal 3 senede öyle. He anladım. Ama onu 5 yıla çıkardılar yine herhalde. 2 yıl daha koydular herhalde. Kapalı cezaevinde bulunanlar için 3 sene herhalde geçerli. O dışarıda olanlar için geçerli. Bu da çok saçma bir şey oldu. Üzlendim. İki kere çıkardılar. Bir 2020'de çıkardılar yanlış hatırlamıyorsam, evet. Başlarında. Bir de bu geçtiğiniz birkaç ay önce çıkarmışlar herhalde. Birkaç ay önce. Sen o çıkanla aşağı mı geçtin? Evet. Allah yardım etsin ya. Rabbim tez zamanda kurtarsın. Allah razı olsun. Neyle öldürdün peki? Tüfekle abi. Şu an peki 7 yıl arkasından şunu duyuyor musun? Yine o seni yaparım der misin? Ya ben cezaevinde bir kariyer şahit oldum abi. Yani o anı gördükten sonra dedim ki ben yaptığım şeyi iyi ki yapmışım yani. Ya tabi Allah katında bunun ayrı bir şey olabilir, günah olabilir ama benim yanımda ben hak ettiğimi düşünüyorum yani. Ne gördün mesajı zaten? Ya nasıl diyeyim abi sana? Anlat ya. Benim eşi geldi yani benim görüşüme. Ha. O aralar şey yoklardı hani çocukları falan. Senin halan geldi. Yani halam geldi. Evlenmiş, çocuklar olmuş, çok düzgün bir hayatı var. Ha, başka birisiyle evlenmiş. Evet. Yani ben onu gördüm. Yani çok, çünkü çok değişik bir hayatta yaşıyordu onunla birlikteyken. Madde falan mı kullanıyordu? Yani her şey vardı abi ya. Maddesi, alkolü, kumarı. Ha, hayatı zaten düzelmiş. Babamla tartıştı böyle. Babamla tartışma esnasında oldu zaten. Ha, hayatı düzelmiş. Sen de onu görünce. Yani o da bana bir gurur oldu abi, ne bileyim yani. Yani belki de ben öyle bir şey yapmasaydım, madde devam etseydi. Yani çok farklı yerlerde olurdu belki şu an, hayatı bilemiyorum. Sağdan mıydın? Sağdan, Ahmet.
Peki sana ailen bakıyor herhalde maddi olarak. Ailem hiçbir zaman benim yanımdan ayrılmadı. Ben annemle de hani çok konuştum. Dedim bana kızabilirsin, sonuçta senin erkek kardeşin, ama olanlar o da şahitti yani. Doğru hayatta tektir abi. Annem bana her zaman öyle dedi. Olanlar o da biliyordu, görüyordu. Hiçbir zaman gönül de koymadı bana. Yani şimdi yorum yapacak olursam zor. Annen için daha zor. Belki kötü de olabilir dayın, ama annen için çok zor yani. Onun çocukluğu geçti onda çünkü. Ama bir yandan da kendi doğurduğu bir çocuk var. Yani annem bana tek kızın nokta şuraydı. Benim canım zaten ondan yanında, bir de sen yaktın benim canımı demişti. He. Yani, belası sen oldun demek istedi evet. Yani. On senden buldu bela. Ama zamanla unutuluyor yani. Evet, ben şu an dışarıya çıktım. Ne onların karşı tarafından, yani ben çok farklı şeyler düşünüyordum hani, aralar sorar işte, ne bileyim farklı şeyler olur diye. Ha, düşmanlık giderler falan gibi mi? Tabii. Var mı ama kardeşlerin, başka dayın var mı? Kardeşleri var. Görüşüyor musun onlarla peki? Ben hiç kimseyle görüşmüyorum. Peki. Annem görüşüyor, diğer aile ferdi, hiç kimse görüşmüyor. Yani devamının geleceğini düşünüyor musun bu olayların? Yani karşı taraf düşmanlık güdüyor mu sence? Ya şimdi güçmüş olsalar bile ne, hani bu zamana kadar yaparlardı abi. Ama sen cezanı sana yapmazlar. Kendi alırsan da yapacaklar. Sonuçta abilerim var, onlar dışarıda. Ne bileyim, annem var, babam var. Ya yapacaklarını da zannetmiyorum. Yaparsa yani, devamı... Bir şeyler diyor. Ya zaten herkes kendi şeyin işini başlıyor. Annemin kardeşlerinin, diğer kardeşlerinin arasında da hani seven çok kişi yoktu da abi. Sonuçta hani kardeşin yani. Zor bir şey tabii. Yani, o yüzden de... Yanlış düşünülür diye görüşmüyorlar, etmiyorlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Yaparsalar peki devamını getirir misin? İllaki. Durmam diyorsun yani. İllaki abi. Yani çünkü ben ne yüzümü kızarttım, ne ailemin yüzünü kızarttım. Bunun içinde kimse benim aileme kinallık, düşmanlık güdemez. Aynı şekilde benim ailemden birisi olmuş olsaydı bu şekilde düz karşıya alır. Benim ailemden bir kişi gitmiş olsaydı ben İnan ki peşine düşmezdim. Öyle mi? Düşmezdim abi çünkü... Ama şimdi devam ederim diyorsun. Yani şu şekilde devam ederim. Ben haksız değilim. He. Yani şimdi olayı da çok fazla değişmek istemiyorum. Çünkü yarın bir gün... Yani izin verdin çünkü. Yarın bir gün karşı tarafta izlerse sen de sıkıntıya girme. Ama inşallah tez zamanında çıkarsın. Peki çıktığın zaman ne yapacaksın? Abim inşaat mühendis müteahhitlik yapıyor burada abi. Bekledim. Yok bilmiyorum. Aslen Samsunluyum. Bilmiyorum bakalım, yani şu an hiç öyle bir kafamda bir proje yok abi. Çünkü çocukluğum geçti benim yani. Hiç düşünmedim dışında, dışarıya çıkınca şunu yaparım bunu yaparım, çünkü hiçbir şey düşündüğüm gibi olmuyor yani. İçeride eğitim hayatını tamamladın mı peki? Eğitim hayatım devam ediyor, üniversite okuyor. Vallahi evet. Helal olsun. Açıktan okuyorsun tabi. Açıktan okuyorum. Şimdi mahkum hani artık hükümlüsün ve evet. Sabıkan da işlenmiştir. Sabıkan bitmiş olsa da 5 yıl sonra arşive kaldırılacak, ama bir takım görevleri yerine getiremeyeceksin. Muhtemelen TCK 53'te uygulanmıştır yani sana. Evet. Seçme, seçilme hakkın, gerçi seçme hakkın oluyor da seçilme hakkın olmuyor herhalde. Evet, seçilme hakkın olmuyor. Ya işte kamu dairelerinde falan çalışamıyorsun bildiğim kadarıyla. İşte yani bir memuriyet falan... Memuriyet hayatım bitti. Memur olamıyorum. Askere gidemiyorum. Üniversite biterse peki ne yapmayı düşünüyorsun? Yani bilmiyorum abi, hani şu an düşünüyorum. Hiç planım yok. Hiç planım yok. Yani ben bak açıktan çıkıyorum, hani dedim şuraya giderim, şöyle yaparım. Şuralarda gezerim. Ya gerçekten öyle olmuyor. Sadece sağdan. Oradan çıkarken o kafanda kurguladığın, yani dışarıya çıktığın zaman doğaçlama bildin her şey yani. Düşündüğünü tasar yapamıyorsun yani kafanda, projeni uygulamıyorsun. Bilmiyorum yani. Belki o hani okulumuzdan bir şeyler tuttururuz, bir yerlere gelirsek o daldan devam ederiz. Ya da ne bileyim abimle birlikte de soldan devam edeceğiz abi. Abimle birlikte devam edebilirim. Ailen peki bu röportaj için izin verdiğinde sen içeri girdikten sonra çıkıp derler mi, sen niye böyle bir şey yaptın? Bana bir şey demezler herhalde, değil mi? Yok abi. Ya benim ailem, benim kararlarım her zaman
Selamlar, saygılar. Denizlerse de burada ben kendi selam söyle o zaman. Selam söylüyorum denizlerden herkese. Vallahi bilmiyorum abi ya, bakalım ya. Yani yarın da teslim olacağız. Şunu biliyorum. Açık cezaevine bırak yani birkaç dakikayı. 10 saniye bile geç kaldığı zaman 15 gün ceza yatıp da bir yıl cezası uzayıp da 15 gün hücre cezası alanları biliyorum. O yüzden bence dikkat et teslim olurken. Ya çok oluyor öyle de. Sen yine dikkat et. Kırsal bölgelerde pek şey olmuyor abi. Dikkat etmiyorum o kadar. Sıkıntı yok ya bizim. Yani ben nasıl diyeyim sana, benim babam Samsun Nabze Belediye Başkanı. Öyle geçmiş mi? Geçmiş dönemde benim tanılar yani. Öyle çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum yani kendime gittim ama. Normalde tutuluyor. Bazı cezaevlerin katı kuralları oluyor. Bir dakika önüne geçerse tutanak tutuyor. Sağdan mı? Düzden babanın peki torpilini yaşadın mı cezaevinde? Babamın torpilini şu şekilde yaşadım. Mesela Sübyan'dan çıktım yetişkine geldiğimde. O zaman yaşadım. Mesela? Ama Sübyan'da yaşayamadım. Yetişkinde mesela ya gardiyanları falan tanıyordu, baş memurları falan. Hani böyle gittiğim koğuşta tanıdığım insanların yanına gönderiyorlardı. O dönem görev yapıyor muydu baban? Yok, o zaman dönem yapmıyordu ama tanınır yani. Eski dönemden yapmış da babam, ya bizim oralar biraz küçük biliyor musun abi? Herkes bilinen biri. Tanıyor yani. Yani belki farklı bir hayatın olurdu ama o farklı hayatın da sonunda belki başka bir yere girirdin. Başka bir yazı olsaydı kaderinde. Yani bu senin için belki hayırlı olandı. Ve seni de gördüğüm kadarıyla bayağı pişirmiş. Bayağı da olgun görünüyorsun. Şu an herhalde 23 yaşındasın. Evet. Sağlam. Yani umuyorum ki bu 3 sene senin için tez zamanda geçer biter. Zaten bundan sonra 4 ayda bir mi dışarı çıkacaksın? 3 ayda bir. 3 ayda bir. Evet. Kaç gün? 10 gün. 11 gün. İnşallah tez zamanda biter bu cezan da. İnşallah. Yani Rabbim de güzel bir yuva nasip etsin sana. İnşallah cümlemiz abi. Ama hiç plan yapmıyorsun da kardeşim. Yani umut, bir umuttur yaşamak diye bir söz var ya. Yani bunu biraz ters çevirsen yani mesela. Umudunu peşinde koşmak gibi diye bir şey de var. Hiç yapmıyorsun. Umudun da yok yani. Umudumu takip ediyorum mesela. Umut ediyorum. Hani hayaller falan kuruyorum ama demek istediğim şu abi. Şimdi içeride diyorsun ki mesela oturuyorsun, ne bileyim kafanı yastığa koyuyorsun. Ya dışarıya çıkacağım işte, şu işlerle uğraşacağım. Ne bileyim sağdan devam edeceğiz. Böyle işte çevremiz olacak falan. Umdun olmuyor. Umdun olmuyor. Dışarıya çıktığın zaman çok farklı insanlar görüyorsun. Yani insanların yapısı değişmiş. Ondan sonra ne bileyim dışarısı değişiyor. Kurguladığını hayata geçiremiyorsun. Çünkü seni kurguladın. 7 sene önceki yani zekanla, ne bileyim gördüklerinle, yaşadığın hayat tecrübenle kuruyorsun. Ama 7 sene sonradan dışarıya çıktığın zaman hiçbir şeyin aynı kalmadığını görünce. Peki bana şey anlatabilir misin? Yani cezaevinde yaşadığın bir olay, yani insanların şok olacağı, senin unutamadığın. Benim unutamadığım, ya mesela şey vardı abi, böyle çok uzun süre yatanlar var mesela abi, müebbet yatıyorlar adamlar. Sübyan mı? Yok, Sübyan değil, yetişkine geçtiğinde. Vezir Köprü Metin'de yatıyoruz o zaman. Erkan diye bir çocuk var, ya yani çocuk dedim, yaşı benden de büyük, müebbet yatıyor. Kaç yaşlarında? O zamanlar 26-27 yaşlarında falan demiştim. Yani. Bir müebbetim var. Tek müebbet. Bir müebbet 35 yıl mıydı? Yani bir müebbet var, artı cezaları var yani. Farklı başka olaylardan da cezası var. Yani bir müebbet demek zaten 28 sene bir fiil hayatından gidiyor adam. 4'te 4 değil mi? Yok, 4'te 4'te. Sadece açık hakkı var da son 5 sene kala falan açığa çıkıyor abi. Yani artık kafayı yemiş adam, şey yapıyordu mesela, biz sabah hani kalkıp bakıyorduk, affedersin koğuşun ortasını mesela pisliyordu, ne bileyim işte yatağını pisliyordu, yani şeyin yerini kestiremiyordu artık kafasında, tuvaletin yerine gidip işte burası tuvalet, ben gideyim oraya yapayım diye bir şey yok adamda, zihniyet yok yani artık. Kafayı yemiş yani. Evet. Allah yani birbirini, birbirlerini kesen insanlar gördüm abi, ne bileyim yani adam bir şey istiyor olmuyor. Kendini kesiyor yani. Cezaevi çok farklı bir yer yani. Zor psikoloji. Evet.
Peki sana bir şey soracağım. Hiç aşık oldun mu? Abi daha çocuktuk o zamanlar ya. Ne bileyim. Aşk. Hiç olmadı da. Ya çocuktuk yani, o zaman ne kadar anlayabileceksin ki abi. Yani hadi o zaman anlayamadın ama sonradan duyguların depreşti. Yani her ne kadar bir kadına ilgi duymasan da o duygu nasıl bir şey yani? Boş duygu şu an sende. Cezaevine girmeden ayrılmıştım. Bir tane konuştum bu arada. Bazen aklıma geldiğinden şey dedim, iyi ki ayrılmışım falan işte. Ne bileyim, onu da uzun zaman sonra gördüm. Buradan göbek önemlisi. Ne zaman gördün? Abi bu çıktığında mı? Ne bu çıktığında gördüm, izinde çıktığında. Sen mi yazdın mı görüşmek için, ne yaptın? Yok, şans eseri karşılaştık. Ne yani diyorsun ya? Farklı güvenlik. Hayda. Meyde bakma. Alt katta bir yer var. Vatandaşlar. Abime gittik işte, oraya PlayStation alacaktı abim kendine. Ve baktım kablayı ben daha yani çıkartamadım. Üzerinden beri zaman geçmiş, ne bileyim. Bir şey söyledim sana. İşte yok, ayaküstü muhabbet ettik. Şimdi şu anda hala konuşuyoruz da ne bileyim, bilmiyorum abi ya. 7 sene geçmiş yani hayatımda. Şunu şey peki söylüyor musun? Bak bir dakika, şu an ben şu duyguya kapıldım. Yani ben olsaydım şunu derdim ama kızmazdım da. Ya işte ben sıkıntı içerisindeyim, günlerimi sayıyorum ama işte başkaları başka hayatlar peşinde. Bak mesela ben bu sıkıntı içindeyken abim PlayStation alma derdim de. Hani onun bir keyfi olacak, hani çıkacak, oynayacak. Yani düşünüyor musun bunları? İlla ki düşünüyorum abi ama işte ya zaten benden önce alacaktı, ben dedim hani çıkınca beraber alırız, oynarız falan diye. Şimdi dışarıda bazı şeyleri hani böyle işte diyorum yani, tam çıkınca dedim ben bunu yaparım işte, şununla yürürüm işte, bunlara ilgilenirim falan diye. Hayatımda bazı taşlar daha yani şimdi oturtmaya başlıyorum. Bir de ilk iznim 7 sene sonradan izne çıktım, inan ki abi şu an hiç çıkmamış gibiyim yani. Şu an ilk iznin mi? Yani ilk iznim 7 sene evvelinden. Yani ilk defa çıkmış yani, hiç dışarıya çıkmamış gibiyim. Sadece bir saatinde dışarıya çıkmışım, geri cezaevine dönecek gibi bir hissiyat var yani şu an. Şimdi bilmiyorum. Çok değişik bir duygu yani. Şimdi evet anlayabiliyorum. Ben de askerdeyken böyle bir travma yaşamıştım. Buraya İstanbul'a geldiğimde tekrar izinle binalara bakıyordum böyle ne kadar büyük diye. Yani seni yapamam bile yani. Hayal bile edemem yani. Sadece kötü bir psikoloji içerisinde olduğunu bilirim. Ben şeye çok mesela takıldım abi gidecektiğimde, insanların giyim tarzını yani. Abi ben de Samsun'da mesela hastaneye gidiyorum. Ben 7 sene boyunca hiç hastaneye dahi çıkmadım cezaevinde. Düz mü? Nerede? Abi geri döneceğiz. Aslında ben göbekte oturuyordum da muhabbete dalmış. Ben de şey yapmıyorum dedim. Geri döneriz. Deseydin ya. Aslında ya. Neyse. Yani insanlara bakıyorum böyle abi acayip değişmiş yani, çok açık geliyorlar, ben böyle şaşırdım, ne bileyim ya. Yani cezaevinde göremiyoruz insanları, acaba o yüzden mi değişik geliyor? Peki ya, şimdi bir şey daha sorayım sana, yani sen benim kardeşimsin. Yani belki çekinirsin, utanırsın böyle bir şey söylemeye ama cinsellik zorlamıyor mu orada? Çünkü tam böyle o yaşlar sıcak yaşlar, anladın mı? Sübyanlar çok şey oluyordu mesela yani. Biraz bütün çocuklar sapıktır zaten. Sübyan kaşar derler. Yani şimdi mesela... Ne derler? Sübyan kaşar derler. Gıcık olduğun birisi olur mesela, çamur atmak istersin. Ya işte hani... Ne diyorsun? Nelik yaparsın yani. Sübyan'da çok dönüyor bu tarz muhabbetler. En ufak bir şeyden kontrole falan gönderiyorlar. Nasıl yani? Birbirleriyle şey girdin ya diye. Şimdi mesela içeriden birisi seninle benim yan yana gelmemi istemiyor. Memura işte diyor abi diyor, bunlar diyor hani beraber tuvalete giriyorlar çıkıyorlar falan. Ha. Alıyorlar, teste götürüyorlar. Şimdi Sübyan'da da biraz yanlış biliyor musun abi? Teste gittin geldin, daha giremezsin yani o koğuşa. Yani peki test sonucunu açıklamıyor mu? Açıklıyorlar tabii, sen biliyorsun test sonucunu da. Ya adam mesela seninle yatmak istemiyor, işte benim sana gıcık oluyor. Seni göndermek için koğuştan böyle bir şey yapıyor. Lekeliyor. Peki yani böyle şeyler oluyor muydu hiç? Yani ben hiç şahit olmadım abi. Öyle ama teste şey gönderdikleri oldu. Tabii ki de. Ya mesela 8 kişi, 18 kişiyiz. Komple şeye gittiğimizi hatırlıyorum ben. Teste yani gitti. Koş komple teste gönderdi. Ne yapıyor? Anüsten mi kontrol ediyorlar? Birbirleriyle ilişkiye girmişler mi diye. Yani birbirleriyle ilişkiye girmişler mi diye kontrol ediyorlar. Ne yapıyor? Kışlarına mı bakıyorlar yani? Ya abi onun çok farklı şeyleri var ya. Kan testi falan alıyorlar. DNA testi falan yapıyorlar. Aa.
İndiren gönderiyorlar yani. Başka yere mi gönderiyor? Sağ tarafta ben indirebilirsin ben abi. Kardeşim ben bir izin alayım senden. Açık rıza almam lazım çünkü. Ben de biraz böyle kanun nizam seven bir adamım. Tamam. Yani izinsiz iş yapmak istemiyorum. Ve tüm telifatları bana ait olacak. Tabii abi paylaşabiliriz. Müsaaden var yani. Müsaaden var. Senin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ödemeyi almadım. Biraz eksik istesem senden ayıp olur mu? Abi sen neyse onu al ya. Dur o gezmeyi almayayım o zaman. Sıkıntı yok al abi sen. Cayı. O gezmeyi almayacağım. Al abi sen neyse onu al. Zaten sana tam 201 şey... liraymış zaten eyvallah. Peki eyvallah kendine iyi bak. Allah'ım yardımcısı olsun ya. Çok böyle samimi candan bir arkadaşa benziyor. Yani biraz önce dedim ya abi. Olmasaydı böyle bir hayatı belki farklı bir şekilde daha kötü olacaktı. Rabbim yardımcısı olsun.